Çınar. Ne Çınar Esra? Ben Çınar'a karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Olmaz Esra, ben inanmıyorum buna. Ozan, ister inan ister inanma. Gerçek bu. Sen öyle birdenbire evlenince ben hırs yaptım sanırım, bilmiyorum. Ya pat diye boşanacağım falan dedim, ben o zaman fark ettim durumu. Tek duymak istediğim buymuş. Bitti Ozan, bu kadar. Esra. Alo. Alo. Merhaba. Benim kardeşim buraya getirilmiş, Elif Konfal. Benim de abim getirilmiş, Ekrem Ertem. Ha, şu kaçak parfüm üretenler. Kaçak parfüm mü? İşlemleri bitmek üzere. Siz buyurun oturun biraz. Çınar ha? Sen Çınar'a karşı bir şeyler hissediyorsun ve benim buna inanmamı bekliyorsun, öyle mi? Evet. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Esra? Duyur o. İnanmıyorum sana, duydun mu? Bana böyle bakan bir kadının başkasını seveceğine inanmıyorum, inanmayacağım da. Ya bir günde ne değişmiş olabilir Esra, delirtme beni. Ozan düşündüm, benim için en doğrusu en iyisi bu, tamam mı? Ayrıca ben oturup bu konuyu seninle konuşamayacağım. Yok, konuşacaksın, yok öyle kaçmak. Ya ne kaçması? Hiçbir yere kaçtım yok, al buradayım işte, nereye kaçabilirim ki? Esra ne oldu ya? Ne olmuş olabilir? Ne oluyor? Sakin, karakoldasınız. Olan şu. Seni istemiyorum artık. Yalan söylüyorsun. Ya yüzüme bile bakamıyorsun bunu söylerken. Ya niye bakamayacağım yüzüne? Al, al bakıyorum yüzüne işte. Al gözlerin içine bakıyorum. Oldu mu? O zaman gözlerimin içine bak ve beni sevmediğini söyle. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum işte, tamam mı? Olmadı. Olmadı. Kaçırıyorsun gözlerini benden Esra. İnanmıyorum ya sana. İnandıramam seni ya sürekli bakın, kendime. Bakın son yarım atarım içinizde içeri. Ya senin karşında çocuk mu var Allah aşkına? Evet. Sen çocuk kaldırıyorsun evet, ya. Evet evet. Benim karşımda çocuk var. Benim hiçbir dediğimi dinlemeyen, benim dediğim hiçbir şeyi duymayan, gidip başkasıyla evlenen bir çocuksun. Benden uzak dur dedikçe geldin burnumun dibine girdin. Git karınla ilgilen, tamam mı? Benim daha fazla yanımda durmayı istemiyorum. Gitmiyorum ya. Git. Gitmiyorum. Git. Sen ne olduğunu söyleyene kadar ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Benden yönü açtı. İstemiyorum ya, benden uzak duracaksın. Ya durmuyorum. Sen ne olduğunu anlatana kadar. Bir dakika memur bey, ne oluyor ya? Şuna bak ya. Ben senden uzak kalmaya çalıştıkça düştüğümüz duruma bak. Yan yana geldik resmen. Bence boş yere çabalama Esra, biz kopamayız. Görüyorsun işte bu. O zaman ben tartışmak istemiyorum artık. Sana nasıl anlatırım, nasıl ikna edebilirim onu da bilmiyorum. Anlatamadım bir türlü derdimi. Ama bitti. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Dosdoğru gözlerimin içine bak ve az önce yapamadığın şeyi yap Esra. Beni sevmediğini söyle. Bu defa gözünü kaçırmadan. Hadi. Ozan'ı çok seviyorsun ya. Çok aşıksın ya hani. Al sana aşkını kanıtlamak için bir fırsat. Ne yaparsın bilmiyorum. Ama onu ikna et. Seni sevmiyorum Ozan. Bitti. Hani küçükken bahçede oynarken insanın eline diken batar ya. Çıkana kadar da acıtır. Sen benim kalbime batmış o diken gibisin Ozan. Bırak çıkartayım, iyi olayım.
Pınar iyi biri. Yormuyor. Hırpalamıyor. Üzmüyor. Canımı acıtmıyor. Yüzümü güldürüyor, beni mutlu ediyor. Bırak artık yoluma gideyim. Lütfen bırak. İlk görüşte bilemedim. Sonrasında güzelleştin. Senin ne güzeldi hayaller. Artık kavganız bittiyse sizi çıkartıyoruz. Ozan Bey, bu dosyaları onaylamanız gerekiyormuş. Tamamdır. Esra. Elif'le konuştuk. Annenler büyük bir borcun altına girmiş annem yüzünden. Ben kapatacağım o borcu. Yok olmaz. Kabul etmem. Esra. Yapma. Bırak yardımcı olayım. Hata annemin hatası. Bırak ben telafi edeyim. Ozan olmaz dedim. Bu bizim ailevi meselemiz. Kendimiz hallederiz. Yardımın benden gelmesi mi problem? Bu yüzden mi istemiyorsun? Çınar olsa kabul eder miydin? Ne diyorsun sen ya? Ne münasebet? Benim ailemin kimseden yardım alma ihtiyacı yok. Biz kendimiz hallederiz. Ayrıca sen başkalarının ailesinde kafa yoracağına git. Kendi ailenle, kendi evliliğinle, kendi karınla ilgilen. Ya sana ne benim evliliğimden? Hani umurunda değildim ben senin? Öyle. Hani istemiyordun, sevmiyordun artık beni? Evet öyle. Hani Çınar'a karşı duygularım vardı? Evet var. Buyurun. Esra Hanım çıkabilirsiniz. Müsaade etseniz çıkacaktım zaten. Akşamki parti için hazır mıyız? Ah parti, parti diyorsun ya. Ben de sana onu söyleyecektim. Çınar ya ben partiye gelmek istemiyorum gerçekten. Yani hastayım diyeceğim, başım ağrıyor diyeceğim, eve gideceğim ben. Ya Esra olmaz, gel işte ya. Ben de orada olacağım. Ya sen hiç benleyken sıkıldın mı? Hatırlıyor musun böyle bir şey? Sıkılmıyorum tabii ki de. Eğleniyorum senin yanında. Yani eğlenmen çok normal çünkü ben yüksek lisansım eğlenceli. Ya başladık yine. Biliyoruz be. Evet fark ettik. Ya neyse şimdi işin bir de diğer tarafı var. Bu partilere katılmak bir nevi zorunluluk. Yani sonuçta işimizin bir parçası. İyi tamam aldım mesajı. Tamam geliyorum. Hoş bulduk. Çok şık gözüküyorsunuz, çok tatlısınız. Olurum canım, o sizin tatlınız. Yine çok güzel, çok şıksınız Şalı Hanım. Teşekkür ederim. O zaman biz babamın yanına bir uğrayalım. Görüşürüz sonra. Tamam, geliriz. Çınar, sen böyle esprileri nereden buldun? Kes kes. Hadi o zaman. Ozan Bey konuşma. Ozan Bey konuşma. Ozan Bey konuşma. Ozan Bey konuşma. 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 Konuşma, 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 konuşma.
arkadaşlar. Eğleniyoruz ya, ne konuşması? Ama Ozan Bey. Ozan Bey lütfen ama kırmayın bizi. Hadi buyurun. Hadi lütfen Ozan Bey, lütfen. Hadi Ozan Bey. Hadi, hadi, hadi. Tamam, siz istediğiniz an. Herkese iyi akşamlar. Bu konuşmayı ısrar üzerine yapıyorum. Merak etmeyin, kısa keseceğim. Yakındakiler uygulamamız tam 3 dalda ödül aldı. Bravo! Bu şirketin ilk kurulduğu zamanları hatırlıyorum da... O zor zamanlarda yanımda olan insanlara yeterince teşekkür edemediğimi fark ettim yıllar geçtikçe. Esra'dan bahsediyor. Bu da bir fırsat olsun. Geç de olsa teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni bir dakika bile yalnız bırakmadınız. Biz kocaman bir aile olduk ve çok büyük işleri imza attık. Eminim bundan sonra da çok güzel ve çok büyük işleri imza atacağız. Sözümü tutup lafı kısa kesiyorum. Herkes iyi eğlenceler. Yatarken yataktan kalkınca sürekli onu düşünüyorum. Yani... Ben böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Ama yaşıyorum ve yaşadığım için de çok mutluyum. Çınar. Esra, ben senin de bana karşı bir şeyler hissettiğini duydum. Artık duygularım karşılıksız değilmiş. Çınar dur. Çınar, ne yapıyorsun? Ozan'a... Çınar'a karşı bir şey hissediyorum demişsin. Çok özür dilerim, çok büyük bir aptallık. Çınar, dur. Çınar, ben... Ben özür dilerim. Çınar, ben seni duyacağını düşünemedim ki. Ben senin bana karşı bir şeyler hissettiğini bilmiyordum ya. Bilsem böyle bir şey söyler miydim? Çınar... Benim Ozan'ı kendimden vazgeçirmem gerekiyordu ama bilmiyordum bir şeyler hissettiğini. Ben özür dilerim. Bak lütfen bir konuşalım mı? Çok büyük bir aptalım ben. Çok büyük bir... Çınar lütfen, ben seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Sen çok iyi bir insansın. Esra, ben fazlasını istiyorum. Ben sürekli yanında olmak istiyorum. Yanında durmak istiyorum. Bir daha üzülmeni istemiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. Bir daha kırılmayı istiyorum. Çınar, ben... Çok özür dilerim ama... Tamam. Anladım. Çınar. Ne oldu? Yalnızsın. Gitti mi Çınar? İyiydiniz bayağı ya. Rahatsız etmedim umarım. Yok, etmedin. Gitmesi gerekiyordu, gitti. Biliyor musun? Bence iyi oldu sizi öyle görmem. Çünkü içimden bir ses hala sorguluyordu. Hala inanmamak için direniyordu. Bir günde ne değişmiş olabilirdi? Sabah bekleyeceğini söyleyen kız akşam neden öyle davrandı? Ama doğruymuş bunlar. Evet, doğru. Sen de bunu alırsan iyi edersin. Gerçi alışırsın ya. Sevgili karın seni bir güzel teselli etmiş o gece. Ne tesellisi Esra? Neden bahsediyorsun sen? Çağla anlattı o akşam neler yaşadığımızı. Sen de buna inandın öyle mi? Neden inanmayayım ki? İstediğine inan Esra. Artık hiçbir önemi yok. Antalya ekibimiz tahmin ettiğimizden daha hızlı çalışıyor.
Kerim zaten çok deneyimlidir. Siz bilgi akışını devam ettirin. Biz de gereken desteği buradan verelim. Tabii Ozan Bey, merak etmeyin. Biz elimizden geleni yaparız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin Ozan Bey. Onları çok hızlandırıyoruz. Sevdiğinin iyiliği için ondan vazgeçer miydin? Soru bu. Evet Esra, bir cevap bekliyorum. Kimin iyiliği için kimden vazgeçmen gerekti? Bu defa dürüst bir cevap ver. Neden böyle bir şey söyledin Zeyno'ya? Öylesine söylenmiş bir şey, bir önemi yok. Esra, tamam diyorum ya. Tamam, gözünle gördün işte, inan artık. Sonra böyle bir şey duyuyorum. Aklıma bana o gün nasıl baktığın geliyor. Başka çaren var mı Ozan diye işin? Esra ne oluyor, ben niye göremiyorum? Soru sorma artık. Bu ikimiz için de daha iyi.